السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي إني لنزلنا إليك من خير فقير. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا من لدنك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم. ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. Münazarada kaldığımız yer sual idi. Nasıl birbiriyle ittihat ve ittifak edecekler şeyhler? Halbuki bazıları bazılarını münkirdir. Yani reddediyorlar. Onun hakikat olduğunu, bazıları bazıdan hakikat olduğunu inkar ediyorlar. Münkirdir. Onların düsturlarındandır ki münkir ile muhabbet, belki ünsiyet dahi haramdır. İnkar meselesi mühimdir. Evet, şimdilerde biz bunu daha çok tekfir olarak kullanıyoruz. Veya piyasada hep öyle kullanılıyor. Tekfir ediyorlar birbirlerini ama burada tekfir demiyor. İnkar ediyor. Yani o tamamen sapıktır, yanlıştır. Benim o kişiyle ilişkim yoktur demeye gelen bir anlayışa sahipler. Bazıları bazıları için. Şimdi de belki farkındayız, duyuyoruz ve üzülüyoruz. İnsanlar, özellikle kendilerini Müslüman olarak tanımlayan kimseler, birbirlerine daima itham ediyorlar. Münafıkla itham ediyorlar, nifakla itham ediyorlar. İnkar ediyorlar birbirlerinin hakkaniyetini. Ve piyasada bir de, yani dünyada bir de yaygın olan akım var ki bu akım gittikçe daha fazla yayılıyor. O da tekfir hareketi diyorlar. Kendilerinin anlayışına sahip olmayanları kafir olarak ilan ediyorlar. Kim bunlar bilmiyorum ben kim olduklarını ama duyuyoruz tekfirciler var diye. Bir de bunun en garip tarafı kendilerinin tekfir etmediği kendilerinin tekfir ettiği kişileri tekfir etmeyenlere de kafir damgası vuruyorlar. Bunlar çok acayip gelişmeler bu devirde. Nedeni olarak ben şöyle düşünüyorum. Neden böyle bir gelişme var dünyada? Bu yönde bir eğilim var. İlginç bu. İnananlar arasında inançlarına, inandıklarına rahat bir kalp ile, huzuru kalp ile emniyete eremiyorlar. Muhalif oldukları kişilerin de
kendilerinin karşısında olduğunu düşündükleri kişilerin yanlışlıklarını da görüyorlar. Fakat kendi imanlarında emniyete sahip olmadıkları için reaksiyona dönüşüyor. Şimdi karşı taraf yanlış ama acaba ben doğru muyum deyince onun da emniyetine sahip değilse bu sefer onlar yanlışsa ben doğruyum diyor. Yani kendi doğruluğundan emin değil de onlar yanlışsa ben doğruyum diyor. Bu reaksiyonun nedenidir. Reaksiyonun nedeni emniyetsizliktir. Tatminsizliktir. Benim anladığıma göre, böyle kesin hükümlerle konuşuyorum ama kesin hükümler değil bunlar. Benim kavrayışıma göre bir kimse eğer emniyete sahip değilse, güvene sahip değilse, kendisine güvenmiyorsa reaksiyon göstermesi gayet yerindedir. Mesela bir kimse eğer, bir basit örnek verelim. Hırsızlık yaptı gece, evine geldi, çaldı bir şeyler geldi ve sabahleyin, bu uydurma bir örnek, yani kimseyle ilgili değil, sabahleyin kapı çalındı. Ne yapar? Kapıda bir ses var. Ne yapar? Panik yapar. Neye? Hele bir de bu kapıyı çalan kimsenin polis olduğunu görünce ilk yapacağı iş reaksiyon göstermektir. Daha polis niye geldiğini falan söylemeden hemen itiraz eder. Ben bütün gece evdeydim falan diye panik yapar. Polis şaşırır. Ne konuşuyorsun sen de? Çünkü tamamen başka bir maksatla gelmiş olabilir. Bu örnek, basit bir örnek. İnsanlardaki reaksiyonun altında kendilerinden güvensizlik yatar. İmanda emniyete eren bir insan, kalbi öyle tarif edelim, bir insan kalbi ne olursa olsun tepkisel davranışa girmez. Eğer bizde de bir tepkisel davranış varsa, hemen karşı saldırıya geçiyorsak demek ki kendimizden emin değiliz demektir. Ya bu çok ilginç bir şey. Halbuki hemen karşı tarafa saldırıya geçen kimse zahirde sanki kendinden çok emin de kesin. Onun için saldırıya geçiyor zannedebiliriz. Hayır. Tam tersi. Kendinden emin olan kimse hiçbir zaman karşı saldırıya geçmez. Gayet rahat bir şekilde kendini rahat bir şekilde savunur. Çünkü kendinden emindir. Panik yapmaz. Reaksiyon göstermez. Yine bizim biraz önce verilen örneğe dönelim. Eğer bir kimse hiçbir şekilde ne hırsızlık yaptı ne bir başkasının hukukuna tecavüz etti. Yani hiçbir suç işlemedi. Sabahleyin kapısı çalındı. Polis kapıda geldi. Kapıda bakıyor ki bir polis memuru var. Kapıya vuruyor. Çıkar ver buyurun efendim. Ne istiyorsunuz? Değil mi? Ve kendinden emin çünkü. Hiç reaksiyon göstermez. Yüzü kızarmaz. Kendinden emin. Ne istiyorsunuz der. O da der ki mesela benim size bir bildirim, tebligat yapmam lazım. Onun için geldim der. Buyurun efendim alır tebligatını gider. Tepki vermez. Her türlü reaksiyon hareketi, her türlü tepki hareketi, her türlü karşı tarafı itham etme, nekretme, inkar etme hareketi kendinden emin olmamanın göstergesidir. Bu bende de olabilir ama
Benim anladığım bu. Bende de olsa ben de böyle ki bu konuda kendimden fazla emin değilim de kendimi savunabilecek temellerim yok da onun için panik yapıyorum demektir. Şimdi inkar meselesi de bu şuyuhun birbirini inkar etmelerinin tenkir etmelerinin nedeni de kendi yollarından çok fazla emin olmamalarından kaynaklanıyor olmalı diye anlıyorum ben. Devam ediyoruz. Cevap, öyleyse size şöyle bir hitap etmek hakkımdır. Size şöyle bir hitap etmek hakkımdır. Yani madem öyle diyorsunuz ben de size şunları söylemeyi uygun görüyorum. Ey divaneler! İşitmediniz mi, anlamamış mısınız ki innemel mü'minune çok meşhur bir ayet olduğu için bir namus ilahidir, ilahi bir kanundur. Müminler kardeştirler. Müminler kardeştirler. Veya körleşmiş misiniz ki görmüyorsunuz ki bir hadis var. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Bu ayetler ilginçtir. Toplumda biraz ters, değişik şekilde algılanır. Onun için üzerinde birazcık durmak gerekiyor. Müminler kardeştirler. Ama genellikle duyduğumuz söylem Müslümanlar kardeştirler diye. O Müslüman kelimesine yüklediğimiz anlama göre değişir ama genellikle piyasada veya toplumda Müslüman diye kendini tanımlayan insanlar kastedilir. Gerçekten iman edip iman ettiği konuya teslim olmuş manasında Resulullah'ın hadislerinde bu şekilde kullanılır. Ama şimdiki toplumda bu grup olarak kullanılır, bir topluluk olarak kullanılır. Kendilerini İslam diye tanınan bir din ile tanımlayan kişiler olarak tanımlanır. Şimdi Müslüman kelimesi çok değişti. Hadis okurken, hadis veya ayetleri okurken çok dikkat edeceğiz. Kelimeler teşekkür ederim. Evet, biliyorum, farkındayım. Yani nereden geldiğini biliyorum da o kaynağı kurutmadım. Teşekkür ederim özel olarak uyardığın için. Çok özür dilerim. Müminler kardeştirler. Bazı değil, çok hadislerde Müslüman kelimesi, Müslim kelimesi kullanır. Müslümin, Müslümun kelimesi kullanır. Eslemna, teslim gibi kelimeler kullanılır. Hepsi İslam kökünden türetilmiş, Seleme kökünden türetilmiş, İslam dininin ismi de oradan gelir zaten, kelimelerdir. İnandığına teslim olan insan. Şimdi bir kimse inanır, mesela sigaranın yanlış olduğunu, zararlı olduğuna inanır insanlar ama teslim olmazlar. Bu tipik bir örnektir, herkesin bildiği bir örnek. Teslim olmak ayrı konudur. Veya şöyle yanlış başladım işe. İman etmek, bir şeyin hak olduğundan emin olmak ayrıdır. O hak olana teslim olmak ayrıdır. İnat yüzünden insanlar teslim olmayabilirler veya başka zafiyetlerden dolayı bir şeyin doğru olduğunu bildiği halde teslim olmazlar. Mesela diyelim ki bir kişi birisinden hırsızlık yaptı. O kişi geldi ona dedi ki sen benim malımı çaldın dedi malı çalınan kişi. O hırsız olan kişi bilir, kesinlikle bilir ki o işi yapan o, eğer gerçekten hırsızsa. Ama teslim olup evet senin malını çalan bendim,
işte geri veriyorum veya her neyse diye teslim olmayabilir. Demek ki imanın bir üst aşaması bu. Şimdiki konuştuğumuz manada teslim olmaktır. Kur'an'da ve hadislerdeki hadislerde derken onu da yanlış anlamayalım. 100 yıl Resulullah'ın vefatından 200 yıl sonra geçmiş insanlar artık İslam kelimesini, Müslim kelimesini artık bir toplumun, bir kişinin kimliğini tanımlama açısından kullanmaya başlamışlar. Hadislerin nakilleri döneminde, kayıt edilmeleri döneminde bu kelimeyi nakleden insan aslında ilk söyleyen Resulullah aleyhissalatü vesselam gerçekten inanıp inandığına teslim olan kimse manasında Müslim kelimesini kullanıyor. Hadislerde çok var. Ama 200 yıl sonra, 200-250 yıl sonra bu inandığına kesin teslim olan manası kayboluyor toplumda. Belli bir grup insan, yani ona o zamanın tarifiyle Müslüman diye bilinen arazide yaşayan insanlar kastedilmeye başlandı. Problem çıkmaya başladı. Onun için şimdi biz innemel mu'minine ihve ayetini müminler kardeştirler. Aman efendim hadisler var ama denildiği zaman kardeşim dikkat et nereden bahsettiğini bilmen lazım. Yani hadisler var da Resulullah'ın Müslüm kelimesinde ne kastettiğini bilmen lazım. Bu anlamda Müslüm kelimesi mümin kelimesinin bir ilerisidir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer bu. Yani bu şekilde kullanım geçer. Yani Şibe kavminin kraliçesi Hazreti Süleyman'a gelip onun sarayına, Süleyman'ın sarayı ne olur? Bir peygamberin sarayı ne olur kardeşim? Yani Dolmabahçe Sarayı gibi bir yer mi olur? Bir peygamberin sarayı peygamberliğin en güzel şekilde otoritesini temsil ettiği yer olur. Bu saray ne derler Türkçe'de? Transparent. İçini olduğu gibi gösterir. Şeffaf. Sorry. Şeffaf. Şeffaf. Evet, teşekkür ederim. Bu saray şeffaf olur. Hak açıktır. Hakkın kapalı olması, yani dolaylı yollarla falan izah edilmesine gerek yok. Halk berraktır, hak berraktır. Resullerin sarayı berraktır. İçini olduğu gibi gösterir. Hiçbir şekilde gizlilik olmaz. Resulullah düşmanlarını harpte kendisine saldırmış olanları yakalayıp esir aldığı zaman onları nerede topluyordu? Nerede misafir ediyordu aslanlar? Mescid-i Nebevi'nin içinde. İnanılacak bir şey değil. Neye? Şeffaf. Hiçbir şey gizli değil. Gizlenecek, saklanacak, başka yerlerde hapishanelere götürülecek de idareciler saraylarda keyif sürecekler. Böyle bir peygamber olmaz. İşte böyle Risaletinin temsil edildiği yere gelince bu Şiva kraliçesi Belkıs diye anlatırlar ama ben Belkıs kelimesini Kur'an'da görmedim. Bilmiyorum da önemli değil. Bir yerin yöneticisi gelip Hazreti Süleyman'ı ziyaret ettiği zaman onun Risalet sarayının içini berrak bir şekilde aynen gördü. Hatta içine dalmaktan korktu. O kadar hakikati gördü ki
acaba boğulur muyum bu manevi alanın içinde diye. Bambaşka bir dünya burası diye. Evet, Rasullerin getirdiği dünya anlayışı bizim şu zahirde gördüğümüz maddi dünya anlayışından tamamen farklı bir yerdir, alandır. Her neyse, en sonunda dedi ki, ben Hazreti Süleyman'la birlikte Rabbul Alemin'e teslim oldum. İşte İslam budur. Herhalde ayet-i kerimeyi tam hatırlıyorsam, Eslemtu ma'a Süleyman'e li Rabbil Alemin. Ve böyle bir şey olacak. Böyle değilse Allah affetsin. Yani mana itibariyle bu. Teslim oldum. Tamam arkadaş. Şöyle söyleyelim. Evet, sigara içmenin çok zararlı olduğunu biliyordum. Bundan emindim. Ama hala içmeye devam ediyordum. Şimdi kesin karar verdim. Bırakıyorum bu işi. Bitti. İşte teslimiyet bu. Kur'an'ın ve hadislerin İslam kelimesine yüklediği anlam budur. Onun için iyi okuyalım. İnnemel mu'minune ihve, müminler kardeştirler. Veya Resulullah'ın ve Kur'an'ın dilindeki Müslüman, Müslimler kardeştirler. Peki, hadiste bu sizden hiçbiriniz kendisinin kendisi için sevdiğini, kardeşi için de, iman kardeşi için de sevmedikçe Türkçe'de ne yaparlar? İşi kayırırlar. Şimdi okuduğum kitapta da öyle kayırmış, tam iman etmiş olmalı kardeşim. Bu hadis öyle bir şey demiyor. Hadis, la yu'minu ahadukum, iman etmiş olmaz. Adam hemen korkuyordu, adama kafir mi dedin şimdi? Hayır. İmanın, imanı kavramadı bu adam. İnkar etmek ayrıdır, iman etmek ayrıdır. İnkar etmiyor, kafir değil. Ama tam kalbini yerleştirmemiş. Neden? Çünkü kendisi için sevdiğinin Allah'ın ilahi bir rahmeti olduğundan emin olsa, bu Allah'ın mülkü bana ne der? Bir kardeşi için de bakar, kardeşi için de ona kendisi kadar veya daha fazla muhtaçsa onu tercih eder. O daha çok teşekkür edecek, daha çok memnun olacak ikram-ı ilahiden ve dolayısıyla daha çok Rabbine minnettar olacak. O daha layık, çünkü yaratılan eşyanın, yapılan ikramın maksadı nedir? O ikramı yapan Rabbe yönelme vesilesi olarak gerek şükür tarzında, minnettarlık tarzında yönelme ya da tanıma tarzında, ikrar etme tarzında yönelme vesilesi yapmasıdır. Eğer ben kendim için sevdiğimi kardeşim için sevmiyorsam, mümin kardeşim için sevmiyorsam, demek ki o konuda imanım yerleşmedi, olmadı, yok yani. Ya bilgi cinsinden işte her şeyin yaratıcısı Allah'tır diyor olabilirim. Doğru da senin eşya ile olan ilişkinde bu cümlenin kapsamı o eşyanın her birine doğrudan doğruya taalluk ediyor mu? Etmiyorsa o noktada sen kafir değilsin. O noktada iman gerçekleşmemiş demek. Yani iman eksidir, yüksedir, yani zayıfı vardır, sonsuz derecesi vardır, kuvvetlisi vardır. Neden? Yani bir konudaki iman demek hemen ben şuna inandım deyip geçmek değil ki, bir gerçekten tam tamına iman edip ona göre en detayına göre yaşamak var ya da gibi genelleme ile iman edip ona göre yaşamak var. Ve bunun, bu ikisinin arasında değişik, sonsuz dereceler var. Peki,
Bu düsturu nebevidir diyor. Kendisi için sevdiğini başkası için sevmediğin müddetçe iman etmiş olmazsın o konuda. Kafir olursun diye korkma. Hemen insanlar zaten şu konuda benim pek bir imanım yok deyince tamamen kafir oldum zanneder. Kafir olmak için kasıtlı hakkı görüp o hakkı örtbas etme çalışmasına girişmeye kafir denir. Hakkı bilmeden ben ne bileyim? Mesela diyelim ki arkadaşım benim cebime bir kalem koydu. Ama haberim yok. Ondan sonra dedi ki ben kalemimi geri alabilir miyim dedi. Ben dedim ki hayır senin kalemin bende değil dedim. Ya inkar etme dedi. Hayır, inkar etmiyorum. Senin kalemin bende değil. Bak bir insan bilmediği bir şeyi inkar edemez. Bu önemli bir noktadır. Bilen inkar eder. Ha insan bilmediği bir şeyi tasdik de edemez. Onun da örneğini verelim. Yani cebinde kalem var ama arkadaş koymuş veya önceden koymuş, unutmuş. Sonra birisi diyor ki ona senin kalemin var mı diyor. O var diyor ama bilmiyor ki cebinde kalem var. Yalan söylüyor yani. O ama tabii ya cebinde kalem var. Adam da evet kalemim var dedi. Bende kalem var dedi. Doğru söyledi denmez. Demek ki bilerek inkar etmeye küfür denir. Bilerek iman etmeye iman denir. Ama dereceleri sonsuzdur. Mesela bir insan bakar şu kainata. Mesela avamın çoğu böyledir. Genellikle ya bunlar kendi kendine olacak işler değil. Kesinlikle bunu yapan bir akıllı, şuurlu, irade sahibi, kudreti sonsuz birisi olması lazım der. Doğru söyler. Ve ben işte bu kainatı yaratanın Allah olduğunu söylüyorlar. Evet, tasdik ediyorum. Demek ki bu kainatı yaratan Allah'tır der. Bu bir imandır. Çünkü bir bildiği var. O bildiği kadarıyla onu tasdik ediyor. İmandır. Kafirdir denmez. Ama iş detaylara gelince, günlük ilişkilere gelince, eşyayla birebir ilişkiye gelince, kendi duygularının tatmin olup olmaması meselesine gelince isyanları oynayabilir. Allah vallahi hatırına da gelmeyebilir. Nefsi adına dünyayı kullanabilir. Bu imanın zayıflığı anlamına gelir. Herkesin kendi düzeyinde bir imanı eğer tasdik ediyorsa vardır. Ama bildiği kadarıyla farkındalığı, bilgi cinsinden değil, farkındalığı kadarıyla iman vardır. Ve yine bir kimsenin münkir olması, kafir olması farkındalığı kadarıyla bir insan hakikati örtbas eder. Yoksa hakikatin farkında değil ama diyor ki ben bilmiyorum Muhammed diye birinden bahsediyor ne bileyim kardeşim. O yalancının biriymiş Hazreti Musa'nın Tevrat'ını taklit etmiş diye duyuyorum. Benim öyle şeylerle ilgim yok der. Adam hakikaten Hazreti Musa'yı taklit eden bir yalancıya peygamber demek zorunda değildir. Zaten diyemez de. Ve adam doğru söyler. Ama peygamber diye duyduğu, Muhammed diye duyduğu kişinin Musa'nın Tevrat'ını taklit eden bir yalancı olduğu konusunu incelemediği için vazifesini yapmamıştır. Yoksa inkar ettiği için değil. Çünkü inkar etmiyor ki. Bir yalancıya peygamber olamaz o diyor. Doğru söylüyor. Yalancı peygamber olamaz. Ama Muhammed yalancı olup olmadığı konusunda bilgisi yok. Ha bu bilgiden mahrum olduğu için mesuldür. Neden mesul? İnkarından mesul değil. Niye araştırmadın? Veya sorup soruşturmadın? Neçin üzerine gitmedin? Bunlar basit gibi görünen konulardır ama toplumda harcı alem kullanıldığı için
Rahatlıkla insanlar o bir münkirdir, o kafir. Bak İslamiyet'e inanmıyorlar bunlar. İslamiyet'e inanmayanların hepsi kafirdir diye toptancı konuşmak çok yaygındır. Ama doğru değil. Toptancılık hiçbir zaman doğru değil. Yunus diyor ki o zaman kafir olmak çok zor ya. Bayağı vicdansız olman lazım. Allah muhafaza. Evet. Tabii dünyada çok az kafir var. Hakikati bilecek. Ondan sonra reddedecek. Yani ben kafir denince bazı oryantalistleri iyi tanıdığım kadarıyla kişi olarak değil, tavır olarak bazı oryantalistler göz göre göre Kur'an'ın nasıl anlamsız, insanlar için itici gösterecek şekilde takdim ederler. Yani bakıyorsunuz mesela bir, hepsi değil, bir oryantalist Kur'an tercümesi yazıyor. Çok çalışmış, Arapça öğrenmiş, bilgisi var. Yani ehli fen, Arapça ilminin uzmanı. Evet. Hakikaten çok da çalışıyorlar ve çok da uzman oluyorlar. Araplardan daha çok Arapça dilinin gramerine vakıf olanlar var. Bakıyorsun Kur'an'daki bir ayetin tercümesini yaparken o ayetteki geçen kelimeyi en itici, en anlamsız olacak şekilde tercüme ediyor. Ta ki okuyucu tiksinsin. Yani işte buna kafir denir. Yoksa sıradan adam tutmuş sokakta yani avamdan insanlar, ne bileyim ben, Muhammed diye birinden bahsediyorlar. Bilmiyorum vallahi ne yapmış, ne etmiş kardeşim, şimdi yok deyince vay kafir, vay sen Muhammed ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demedin diyemeyiz. Gerçekten bilmiyor olabilir. Zaten kimsenin kafir ya da mümin olduğuna fetva verme görevimiz yok da yani, tanım gereği konuşuyoruz burada. Tanım gereği öyle her insana, önüne gelen her insana kafirmiş, bilmem münkirmiş gibi damga vurmak çok tehlikeli, çok yanlış. Ama bir insanın belli bir konudaki görüşünün hatalı olduğunu ve ben şahsen bu hatalı görüşü tasvip etmiyorum deme hürriyetimiz var. Ama görüşü tasvip etmiyorum. O adamın böyle bir hatalı görüşe nereden düştüğünü bilmiyorum. Mesela bir insan dedi ki Muhammed diye birinden bahsediyorlar. Beni ilgilendirmez kardeşim dedi, değil mi? Ha, ben Muhammed diye birisinin, yalancı birisinin olduğunu söyleyen bu cümleyi onaylamıyorum, tasvip etmiyorum. Ama bu kişinin kafir olduğuna karar verme yetkisine sahip değilim. Kafir olmak zordur. Gerçekten bayağı hayatın tümünü veya çoğunluğunu kapsayacak şekilde mümin olmak da zordur. Ama bir kainatın yaratıcısı olduğunu söyleyecek şekilde iman sahibi olmak kolaydır, doğrudur ama kolaydır. Kolay olan yoldur, kolaycılıktır. Peki bu güzel yorum Yunus'tan geldi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Yunus tekrar yazıyor. Soruşturmadığı için Muhammed'i kabul etmediğini söyleyen ile Müslüman kültürün içinde kendini bulup Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır diyen, soruşturup delillerini bulmadığı takdirde kapasitelerini kullanmama anlamında aynı seviyede diyebiliriz. En azından teorik olarak, davranış olarak, davranış biçimi olarak birisi soruşturmadan ben bilmiyorum kardeşim diyor, reddediyor. Diğeri de soruşturmadan, kültürün içinde böyle büyüdüğü için de bizim peygamberimiz Muhammed'dir diyor. Öyle diyor. Ne dediğin, ne mesaj getirdi. Ama iman edenin ya da
tasdik edenin bir genellemesi vardır. İnkar edenin durumuyla tasdik edenin durumu aynı paralel, aynı doğrultuda hareket etmez. İman eden, bu konu bilmiyorum bu kadar ileriye gitmek ve detayına inmek gerekir mi? İman eden şöyle der genelde. Kainata bakar, etrafına bakar, kendi varlığına bakar, işte aile çevresine bakar, yediğine içtiğine bakar, der ki bu işler harika. Böyle tesadüfen falan olacak işler değil. Mutlaka bunları bir yapan var der, Allah der. Buna Allah denir der, öyle diyorlar der. Allah ismiyle anıyorlar bu yaratıcıyı der. Allah der, bu düzeyde iman eder. Sonra duyar ki böyle bir anlayışı temel edinmiş olan peygamberler vardır. O peygamberlerden duyar ki en sonu şimdiki çağa göre Muhammed olduğunu duyar. O zaman der ki doğrudur. Ama Muhammed'in getirdiği mesajı hiç incelememiş olabilir. Dikkat edelim bunlara. Ya bir Allah inancına dayalı bir din tebliğinde bulunmuş kimse doğru söylüyor olmalıdır dedi. Bu tavır doğrudur. İncelemediği için onun Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Resulü ya da peygamber veya insanlara tanıştırdığı, ulaştırdığı dinin hak olduğunu söyleyen kimsenin bir gerekçesi vardır. Bu gerekçe doğrudan doğruya İslamiyet'in tebliğ yaptığı mesajı incelediği için değil ama bir başka kanaldan hak bir nedene dayandığı içindir. Kainatın bir yaratıcısı olması gerekir sonucunu onaylayıp teslim olduğu içindir. Ha, bu kişinin durumu ile bilmediği için, mesela Hristiyan toplumda doğmuş, ona hep demişler ki Muhammed yalancıdır. Hatta Deccal görevini yapar derler Hristiyanlık aleminde. Müteassıp Hristiyanlar, müteassıp olmayanlar demezler. Bazı papazlar falan kendilerine statü kazandırmak için Deccal, Antikrist neyse derler. Şimdi bu kimse bilerek bilmeyerek, biz bilmiyoruz kimin ne halkın için işlediğini bilmiyoruz da, bunu duymuş. Ondan sonra sen ona Muhammed'in peygamber olduğuna inanıyor musun dediğinde, git kardeşim benim öyle işlerle işim yok, öyle saçmalıklarla uğraşacak zamanım yok der. Şimdi bunun inkar nedeni kültürden aldığı bilgiden ibarettir. Herhangi bir hakikate ayağını basmıyor. Dikkat etmek lazım. Şimdi usul olarak ayrı, bilmeden inkar etmek ile bilmeden tasdik etmek arasında bilmeden paydasında eşitlik var. İşte bilmeden bir iş yapıyor, bir değeri yok. Ama İman edenin başka kaynaklardan bildiği bir gerekçesi var. İman etmeyenin ise yanlış kaynaklardan, kendisinin yanlış bilgilendirilmesinden dolayı ve kendisinin de doğru olanı araştırmada tembellik yapmasından dolayı bir inkar var. İkisi aynı değil. İyi dikkat etmek lazım. Hemen sonuca atlamamak lazım. Peki. Şimdi Yunus'un yazdığının açıklamasını yapılmış oldu. Alaaddin diyor ki bilmeyen kafir olmaz, bilen kafir olur. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bilmeyen kafir olmaz da kişi hakkında konuşma. Bilinmeyen bir şeyin kafirliği olmaz. Bilerek reddetmeye küfür denir.
Yani kişilere yönelik ifadelerden kaçınmak lazım. Yani farkında olduğu hakikati kasten çarpıtan kişi kafir olur. Öyle diyelim, yine kişilikten çıkartalım. Farkında olduğu hakikati kasten çarpıtmaya küfür denir. Yani dilimizi kişilerden soyutlamamız lazım. Çünkü gerçekten bilmiyoruz. O kişi bu amaçla mı yaptı? Ama sergilenen tavır, yani küfrü temsil ediyor. Daha önceki verdiğimiz örneğe dönelim. Bir kimse diyor ki ben Muhammed'e inanmam diyor. Bana böyle şeylerle beni meşgul etme diyor. Şimdi bu kişiye kafir diyecek miyiz veya kafir deyip dememek de önemli bir sorun değil, ama kafir damgası vurulacak mı vurulmayacak mı? Hayır. Siz bu kişi hakkında hiçbir karar veremezsiniz. Çünkü neden ben öyle şeylerle ilgilenmem dedi bilmiyorsunuz. Ama siz şunu diyebilirsiniz. Muhammed'i benim için hiçbir şey ifade etmiyor demek yanlıştır. Küfür hareketidir. Hatta ona Nursi küfriye diyor. Yani o noktada bir küfürcük var. Evet. Yunus diyor, bir de biz kafir ve müminden ziyade küfür ve imanı konuşmamız lazım diyor. Doğru. Yunus Emre, bir de konu yaklaşıyoruz meselelere ya, o yüzden o konuda iman, o konuda küfür diye konuşmakta fayda var o zaman. Evet, aynı şey münafık için de geçerli. Ben münafığı tanımakla vazifeli değilim ki, tanıyamam da, ama nifakı tanımam lazım. Yani böyle ayrım yaptığınız zaman çok hoşuma gidiyor. Benim de kafama yatıyor. Zaten prensiplerimizde de bu olması lazım. Yoksa yanlış yapıyoruz demektir. Bunu ben de yapsam yanlış yapıyorum demektir. Peki, o zaman demek ki konuşurken, gerçi avama konuşurken böyle tercüme etmek doğrudur da, sizden hiçbiriniz, yapılan tercümeyi okuyorum hadis hakkında, sizden hiçbiriniz kendisi için istediğini din kardeşi için istemedikçe, din kardeşi falan işte, değişik bunlar, toplumun anlayış kapasitesine göre yapılmış yorumlardır. Doğrudur toplum için, ama sen bu konuda aynı anlayışı paylaşmak zorunda değilsin. Din kardeşi için istemedikçe tam iman etmiş olamaz. Bu gerçekten genel kültüre uygun bir yorumdur. Ama senin bu genel kültüre uygun olan yorum hakkında daha incelikli, ya bunun temellerinde neler var diye düşünebilecek kabiliyettesin bu odaya gelebildiğine göre, o kabiliyetini kullanıp, ha bu genel olarak doğrudur da ben bundan ne anlayacağım diye tekrar mercek altına alıp hadisi ve ayeti tahlil etmen gerekir. Edebilmen gerekir. Çünkü kendi mesleğinle ilgili bir mesele olduğu zaman incelikli bir şekilde tahlil edebiliyorsun. Peki din meselesine, iman meselesine, daha önemli olan iman meselesine gelince neden aynı kabiliyeti kullanmıyorsun diye kendimize hatırlatacağız. Evet. Acaba şu sıdk ve kizb mabeyninde mütereddit olan inkar meselesi nasıl oldu? Şu iki esası lazım ve metine, yani iki zorunlu esasa, iki zorunlu metine nasih olabildi. Bu çok önemli. Nasıl oldu da bu iki esası lazım ve metin esas, zorunlu esas, iki esas neydi o? Birisi
iman edenlerin uhuvveti, diğeri o uhuvvete göre aynı imanı paylaşanlar arasında kurulması gereken ilişki. Ona ileride muhabbet diyecek. İman noktasında imanı paylaştığımız yerde muhabbet tesis edilmesi lazım. Oraya gelecek. Şimdi bu iki temel nasıl oldu da bu işte doğru yanlış, kesin doğru kesin yanlış arasında mütereddit olan, yani kesin doğru kesin yanlış arasında dolanan, öyle diyelim, tam %100 kesin değil, tam %100 doğru da değil. Bu ortalarda olan bir konu meselesinde, konuda inkar meselesi nasıl oldu da bu temel prensip, iki temel prensibi nesih etti. Nasih, nesih etti. Yani o hükmü ortadan kaldırdı, geçersiz hale getirdi. Şimdi çok önemli bir kelime, bir cümle geliyor. Çok önemli bir cümle geliyor. Biraz insanlar bu konuda eğer Kur'an'ı tarihsel olarak okurlarsa imkanı yok. Bu Nursin Said Kürdün'ün söylediği bu cümleyi kabul edemezler. Kur'an'ı tarihsel okuyanlar. O zaman dikkat edeceğiz. Hem biz Kur'an'ı tarihsel okumayacağız, hem de Kur'an tarihsel okunmadığı zaman ne gibi bir sonuç veriyor, dikkat edeceğiz. Okuyorum bu cümleyi. Yani bu cümle çok önemli. Allah'ın kelamı değil ki mensuh olmasın. Bu ne demek? Allah'ın kelamında nesih, mensuh olmaz. Demek. Ama benim açık ayet var. Uzun konu. Uzun konu. Pratiğe bakan yönüyle. Şöyle uygularsın, bir başka alanda böyle uygularsın kardeşim. Mesela hastasın, doktora gittin. Doktor sana belli bir ilaç tarif etti, verdi. O ilacı kullandın. Şimdi o hastalığın sende gitti, tedavi oldun. Senin için o ilacı kullanmaya devam etmen gerekmez. Senin için mensuh oldu pratikte. Ama böyle bir hastalık için gerçekten şifa vesilesi olacak bir ilaçsa, böyle bir hastalık için bu ilacın geçerliliği hala devam eder. Kur'an böyledir. Yazılmış olan veya bir ayetle inzal edilmiş olan durum ayette geldi. Şimdi inzal edilmiş olan hüküm daima geçerlidir. Mesela iman tam yerleşmemiş, Allah'a teslim olma aşamasından geçmemiş insanların içki içmeleri de o kişi için Kur'an'da yani onda fayda da var, zarar da var. Sen çünkü fayda falan görüyorsun. Hani iyi oluyor, böyle kendimi neşeli hissediyorum veya dertlerimi unutuyorum falan diyorsun. O olur ama iyi dikkat et diyor. İleride hayır kesin yapmayacaksın diye artık hayatın maksadını anlamış, insana verilen duyguların hangi maksatla kullanılacağını anlamış kişiye içki haram. Daha hiçbir şeyden haberi yok. Ya bu kainatın bir yaratıcısı olması lazım diye bir kanaate ulaşmış. O zaman din Allah dediğine göre, felsefeciler Allah demiyorlar zaten. Bilim de hiç Allah demez zaten. Şimdiki fen bilimleri tamamen seküler. İnsanlara takdim ettikleri yorum şekliyle Allah'tan bahsetmezler bilim adamları. Hepsi değil ama bahsetmeyenler çoğunlukta. Adam geriye ne kalıyor? Peygamberlerden gelen mesaj kalıyor. Peygamberlerden gelen mesaj da toplumda nasıl tanımlanıyor? Din olarak tanımlanıyor. O zaman diyor ki ben bir dine mensup olayım. Kainatın
bir yaratıcısı olması lazım. Bu yaratıcı kainat cinsinden olamaz dedi. Bir baktı, araştırdı. Bunu İslamiyet'te buldu ve dedi ki ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Öyle ben hayatımda görüyorum. Peki oldu fakat hala içki içiyor. Ben şahsen bu kişiye hadi şehadet getirip İslamiyet'le kendimi tanımlamak istiyorum dediği zaman ama dikkat et sünnet olacaksın, içkiyi bırakacaksın, domuz eti yemeyeceksin demem. Niye Kur'an demiyor? Yani içki konusunda bir konu gelirse eğer bir düşünsen iyi olur. Yani hoş gibi geliyor ama bakın iyi bir düşün. Onun üzerinde biraz düşün. Kur'an'ın tarzı bu. Bu hüküm mensuh değildir. Bu şartlarda yeni İslam'a girmiş, İslam'ın ne olduğunu bilmiyor, iman ile duygularını nasıl terbiye edileceğini bilmeyen bir insan için içki haram içmeyeceksin demek bir mana ifade etmez. Önce onu anlatacaksın, insan duygularının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini anlatacaksın. Ondan sonra diyeceksin ki bak içki içtiğin zaman senin en kıymetli aletin olan düşünme kabiliyetini kaybediyorsun. O zaman Rabbinle ilişki kuramazsın. Ne geldi bu? İçkiliyken namaza yaklaşmayın geldi. İbadet haline giremezsiniz, ubudiyet yapamazsınız, farkında olmazsınız dendi değil mi? Ondan sonra kardeşim madem öyle sen bu dünyada yalnızca kainatın yaratıcısını tanıyıp ona ibadet etmek için, yalnızca onu ikrar etmek için hayatını bu esas üzerine kurma bilincine ulaştıktan sonra artık içki içmen senin için çelişki olur, içmeyeceksin diye Kur'an'ın o üçüncü ayeti takdim edilir. Dolayısıyla Kur'an'da nasih, mensuh diye bizim anladığımız anlamda bir şey yoktur. Ve bu konuyu yani bu anlayışı tasdik eden, tasvip eden, savunan çok da alim var. Ama tarihçiler kesinlikle bunu yapamazlar. Kur'an'ı tarihsel olarak okuyanlar önce böyle geldi, sonra sanki Allah fikrini değiştirdi. Yok yok öyle olmayacaksınız dedi. Onu kapattı. Madem o mensuhtur niye Kur'an'da duruyor ya? Ezeli kelamın içinde duruyor ya? İzahı mümkün değil. Ama kıvırtılarak hani bir ne derler külah giydiriliyor. Vardır şeklinde getiriliyor. Ben hiçbir zaman Kur'an'da nasih mensuh olduğuna kani değilim. Burada da Said-i Kürdi Allah'ın kelamı değil ki mensuh olmasın. Yani Allah'ın kelamı mensuh olmaz. İnsanların kanaatleri Allah'ın kelamı değil. Evet işte zaman onu nesh eder. Yani uygulama sürecine girdiği zaman. Zaman onu nesh eder demek. Uygulama sürecine girince artık İlk defa ben Müslüman olmak istiyorum dediği andan daha sonra insaniyetini tanıyıp ubudiyetini bütün duygularıyla ifa eder duruma gelince artık o ilk ayet nesh olur o kişi için. Yani bir hastalığı için tedavi edici bir ilacı kullanmak zorunda olan kimse o hastalığın tedavi edici ilacını kullanırken haklıdır. Ama hastalık geçtikten sonra hala o ilacı kullanması doğru değildir. Ama o kişi için değildir. Fakat o ilaç o hastalık için daimi deva kaynağıdır. Nesk olmuş değil. O hastalık olunca bu ilaç uygulanır. Nesk olmaz. Bu basit gibi görünen açıklama bütün meseleyi çözüyor benim dünyamda. Çok üzerinde yazılıp çizilenler var. Gerekçelerine baktığımızda konuyu anlayabiliyoruz inşallah. Allah'ın kelamı nesk olmaz dedi. İşte onu İşte zaman onu neskeder. Zaman neskeder ne demektir? Hastalık geçtikten sonra ilacı kullanmana gerek yok denir. Evet.
zararı faydasına galebesi neskine fetva verir pratikte. Şimdi hastalık nedeniyle aldığınız bir ilaç, mesela antibiyotik alıyorsunuz, bilmiyorum antibiyotik bir ilaç mıdır, o ayrı konu, tıbbın konusu, ben bilmem, tıptan falan anlamam. Hastalığınız geçti, hala antibiyotik ilacı almaya devam ederseniz ne olur? Kendinize zarar vermeye başlarsınız. Vücudu bağımlı yaparsınız. Gelecek ileride bir aynı yine antibiyotik almaya ihtiyaç hissettiğiniz zaman vücut artık bağışıklık kazandığı için etkisi olmaz. Alıştı çünkü. Yani zarar faydası zararına, zararı faydasına galebe etti. Hastalık içtikten sonra keseceksin onu. Neskine fetva verir, hadi bu ilacı alma artık der. Ama hala o ilaç bu hastalık için geçerlidir diye yazar tıp kitaplarında. Onu nesedemezsin. Mensuh ile amel caiz değildir. Evet, hastalık içtikten sonra hala antibiyotik ilacı alma caiz değildir. Evet. Suat. Bu önemli bir konuydu. Üzerinde çok fazla durduk derseniz haklısınız belki ama benim kanaatim hani konunun hakkını vermek lazım. Belki de gereği kadar durmadık. Bana göre öyle. Ben konuyu iyice irdeleyip kalbim rahat edinceye kadar üzerinde tefekkür etmeye devam etme alışkanlığını kazanmışım. Nedense doğru da ya da yanlış. Tamamen bütün yönleriyle tatmin olmadan bir konuyu geçemiyorum. O isterse Risale'de ya da Kur'an'daki bir ayette ya da bir hadis rivayetinde tek bir cümle olsun. O benim kafama takılıp kalıyor. Acaba şöyle olursa diğer alternatif görüşler, kanaatler, itirazlara nasıl cevap vereceğiz diye. Yani takılıp kalıyorum orada öyle söyleyeyim. Ona göre de Risale okuyorum zaten. Neredeyse hayatımın hiçbir dönemde Risale'den alıp da 5 sayfayı bir günde okuduğumu hatırlamıyorum. Mümkün değil. Yani Risale okuyorsun, bu gazete okumuyorsun ki mümkün değil. Yani. Evet, böyle bir alışkanlığım var. Bu alışkanlığın ızdırabını siz çekiyorsunuz. Evet. Yazılanlar var, okuyalım yazılanları. Alaaddin kemalatını inkar demiş acaba. Levent Hoca'dan itibaren okuyacaksınız. Ha, Levent link demiş. Emin link vermiş. Ondan niye ben geriye gidemiyorum? Yok, aşağıda. En alttan 4. yorumdan itibaren. Okey, şöyle gelelim. 1, 2, 3, 4. Evet, Levent diyor ki kendimiz için istediğimizi din kardeşimizin içinde istemek hangi anlamda acaba, sosyal meseleler midir, nedir? Yunus yazıyor. Eğer İttihad-ı İslam imtizacı efkar ise, ki öyle konuşmuştuk, bu hakikaten çok ama çok esaslı konuymuş. Uyandırıyor adamı, merakla dinliyoruz diyor. Ve İttihad-ı İslam imtizacı efkar. Şimdi o zaman Yunus konuşuyor. Yunus'a sorayım, siz bu yazdığınızı Levent'e cevap olarak mı yazdınız? Yoksa ayrıca kanaat mi belirttiniz? Yok, siz şimdi demir leblebi gibi bir cümle geliyor, hazır mısınız derken onun üzerine söylemiştim. Peki, Alaaddin Kur'an'da nesih olmaması tebliğ usulünü de düzenliyor. İnsanların durumlarına göre onlara ilgili ayetler perspektifinde tebliğde bulunmak gerektiği ortaya çıkıyor. Güzel bir tespit. Bunların ikisi de güzel. Yunus'unki de güzel. Peki, Alaaddin diyor ki ilginç, münazarattaki bu nesih meselesi pek de gündem olmamış, çok da önemli bir konu olmasına rağmen deniyor. Bir de bunun nedeni var.
Alaaddin'in yazdığına ilaveten söylüyorum. Bunun nedeni var. Neden Said-i Kürdi, sonraki dönemde Said-i Nursi böyle İslam ulemasının yoğun bir şekilde üzerinde ihtilaf ettikleri, karşı fikirleri şiddetli bir dille savundukları alanlarda Said Nursi kanaatini kısaca belirleyip geçiyor prensip olarak. Ama mesela münazaratta gördüğümüz gibi genellikle münazaratın yazıldığı dönemin uleması diye bilinen medrese çıktılar. Yani klasik eğitimden geçmiş olan genellikle tarihi bilgi, yani tefsirin tarihini, hadisin tarihini, fıkhın tarihini, mezheplerin tarihini, Arapçanın tarihi geçmişini öğrenip öğrenmenin adına medrese eğitimi denilmiş ya, işte bu tarihi bilgiler yığını içerisinde yetişmiş olan insanlar maalesef sultan din taraftarı olduğunu söyleyerek saltanatını devam ettirdiğini görünce onun karşısına çıkanlar ise Avrupa kaynaklı hürriyetmiş, eşitlikmiş, insani kardeşlikmiş. Olur mu? Müslümanlar kardeş, insani kardeş ne demek? Müslüman olmayanlar Müslümanların düşmanı, biz de onların düşmanıyız tarzındaki bir anlayışa sahip oldukları için, ama aşırı şekilde yüzeysel bir anlayışa sahip oldukları için burada ulema arasında ihtilaf değil, hani ciddi, samimi araştırma yapan ulema arasında ihtilaf değil, cehaletten, yüzeysellikten kaynaklanan bir tarafgirlik var. Onun karşısında açık bir şekilde saltanatın İslami olmadığını, hürriyetin İslami olduğunu açık bir şekilde savunur. Ama Kur'an'ın mahluk olup olmama meselesi, nasih mensuh meselesi, irade-i cüz'iyenin neresi nereye kadar geçerli, irade-i cüz'iyenin varlığı yokluğu meselesi, kader meselesi, ulema beyninde şu şekilde yorumlanmış, bu şekilde yorumlanmış. Said Nursi ne yapıyor? Onlar içinde tarafkirlik yapmıyor. Bu da usul olarak önemlidir. Onların içinde tarafkirlik yapmıyor. Bir yerde Mutezile'den, Cebriye'den bir kısacık bir cümle olarak bahsedip geçiyor. Şöyle bir ima ile bahsedip geçiyor. İsmini veriyor ki toplumda herkes o kadarını duymuş genellikle. Onun dışında böyle Mutezile ulemasının, Cebriye ulemasının, Eş'ari ulemasının isimlerini sahip, bu böyle dediği, bu da böyle dediği, bunun şurası yanlış, bunun burası doğru diye hiçbir zaman kavgaya girmiyor. Ya ne yapıyor? Burada yaptığı gibi üstü kapalı, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davur zurna az demeye gelen bir tavırla kanaatini belirtip geçiyor. Allah'ın kelamı değil ki mensuh olmasın, ama zaman bir meseleyi nesheder diyor. Bu çok önemli bir prensip. Zamanın da bir meseleyi neshetmesini anlamak çok önemlidir. Kişinin İmanın hakkaniyetine dair olan vukufiyeti, farkındalığı düzeyinde o kişiye muhatap olunur. Yani o kişinin geçirdiği aşamalar saygıyla karşılanır. Ona zaman diyor. Zaman nedir? Tarif etmiştik zaten. Pratikteki seyredilen yolculuk bir kişi için. O yolculuğu esnasında
Şu anla onu hastalık dönemine geldiyse bu ilacı mutlaka alması lazım. Hastalık geçtiyse bu ilacı almaması lazım. Almaya devam ederse zarar verir. Bakın zaman de kelimesinin de ne demeye geldiğini, insanın sosyal ilişki hayatı açısından, kainatın yaratılışı, hikmet açısından konuşmuyoruz. İnsanın hayat serüveni açısından zamanın ne anlama geldiğini bilmemiz lazım ya da öğrenmemiz lazım ki burada onu konuşuyoruz inşallah. Levent'in yazdığı soruya bir cevap verilmemiş diye hissettim yanılmıyorsam. Bakayım, evet. Kendimiz için istemediğimizi din kardeşimiz için de istemek, kendimiz için istediğimizi din kardeşimiz için de istemek hangi anlamda acaba? Sosyal meseleler midir, nedir? Hepsi. Hepsi kardeş. Sosyal meseleler, mal, mülk dağılımı, güler yüzle muhatap olun. Sen güler yüzle muhatap olunmasını istiyor musun? İstiyorsun. O zaman din kardeşi şartı yok. Kardeşine, ona ben insaniyet diyorum, yani insan olan, senin duygularını paylaşan kimseye insan denir. Din kardeşi ne demek? Bunlar toplumda pörsümüş kelimelerdir. Her neyse, yani birisi ben Müslümanım dedi çünkü Türkiye'de doğdu ya da Suriye'de doğdu ama hayatı tamamen farklı olabilir. Dikkat etmek lazım. Onun için din kardeşi tabiri çok pörsümüş bir tabirdir. İnsana. Çünkü bütün kainat kardeştirler. Hayvana da, insana da, bitkilere de, güler yüzde selam vermek gerekir. Esselamu aleyküm. Güzel sevdiğim bir bahçeye geldin. Esselamu aleyküm. Ayı gökyüzünde gördün. Esselamu aleyküm. Dalgalanan bir denizi gördün, esselamu aleyküm. Bir köpek gördün, havlıyor sana, güler yüzle dön ona, esselamu aleyküm de. Havlamasına devam eder ama yalan. Saldırmaz. Saldırmaz. Ben vazifemi yapmak için böyle seslenip duruyorum, aldırma der. Fıtraten. Başka bir insanı gördün, ona selam ver. Selam duasında bulun. Allah'ın selamının o insana ulaşmasını istememek ne anlama gelir? Neden cimrilik yapıyorsun? Allah'ın rahmeti sonsuz değil mi? Selamla muhatap ol, güler yüzle muhatap ol. Buradan başla, mal mülk dağıtımına gel, yine aynı. İnandığın bir hakkaniyeti, o hakkaniyeti kavrayacağını tahmin ettiğin düzeyde olan bir kişiyle paylaşmak, yine kendin için sevdiğini kardeşin için de sevmen gerekir. İmanın gereği budur ya da sevdiğin zaman onu kendi için sevdiğin bir anlayışı, imani feraseti bir başka kardeşinle paylaşınca işte o imanın konusunun sana rahmet-i ilahiyeden bir ikram olduğunu anlayıp bu ikram başkalarıyla paylaşmak anlamına gelir. İşte Allah'ın ikramı olduğunu bilen onu yapar. Allah'ın ikramı olduğunu tanımayan, ben buldum hakikati, bana ne başkasından, isteyen cehenneme gitsin, beni ilgilendirmez der, bigane kalır. Yani bunun sosyal meselesi, ekonomik meselesi, iman meselesi diye ayrımı yoktur. Genel bir prensiptir benim anladığım kadarıyla benim sevgili dostum Levent. Levent'le biz tarihi dostluğa, tarihten gelme bir dostluğa sahibiz de. Bilmiyorum kaç yıl oldu, 30-40 yıldan beri dostuz. Evet. Soru. Vaktimiz nasıl? Birazcık var. Bakalım acaba hepsini, bu sorunun cevabını
Son bir soru sormuştum hocam ama. Yazdınız mı? En son diyorum, evet. Ha, onu görmedim. Evet. Belki bu konudaki cehaletimden yanlış bir benzetme yapıyorum ama estağfurullah. Kur'an'ı tarihselci yoruma mahkum tutanların bazı hükümler aleyhissalatü vesselamın zamanında hasti deyip cümleyi, kelimeyi düzeltir misiniz? O zamana has idi. O zamanına hastı. Ya ben yanlış okudum. Aleyhisselam'ın zamanına has idi deyip geçmeleriyle burada nesih meselesinin açılması için yaptığımız açıklama arasında fark var mıdır? Var ise nedir? Kesinlikle Kur'an ve Resulullah'ın, benim kanaatimi söylüyorum, Kur'an'ın mesajının Resulullah'ın o mesaja yapmış olduğu temsilciliğin hedefi evrensel mesajdır. Ama uygulamada, Resulullah'ın uygulamasında ya da Kur'an'ın tarihsel gibi görünen olaylara bazen ismen referans vererek temas etmesi yalnızca o olaya ait değil, o dönemde, ilk nazil olduğu dönemde bu olayın örneği Hendek'te görüldü, Bedir'de görüldü, isim olarak söyler. Bu olayın örneği Ebu Leheb'de görüldü, Zeyd'de görüldü, isim verir. Başka da isim yok. Benim bildiğim kadarıyla şöyle kafamı bir tekrar yapıyorum. Böyle çok özel isim vererek değil. Ama olay tasvirinde, tarifinde tarihi olayların içerildiği görülüyor. Yani tarihteki yapılan nakillere uygunluğu görülüyor. Fakat bir de şunu unutmamak lazım. Tarihçiler ciddi hadis nakilcileri gibi değil. Ciddi diyorum, öyle çok politikaya girmiş hadis nakilleri var da hadis diye naklediyor. Ama politik taraf kendinden dolayı olayı kıvırtarak naklediyor. Yani Hazreti Ali'ye gelince Ali bin Ebi Talip diyor. Hazreti Ayşe'ye gelince Ayşe binti Ebu Bekir demiyor da tarafkirlik yani. Resulullah'ın zevcesi diyor. Zevcet-i Resulullah diyor. Ona neden Ali'ye gelince, neden o da Ali'ye gelince işte Resulullah'ın en yakın adamıydı. Neye en yakın sanenno ne derler, damadıydı demiyorsun. Ona Ali ibn Ebi Talip, sıradan bir adam. Hazreti Ayşe'ye gelince Resulullah'ın zevcesi, Resulullah'ın zevcesi diye bastırıp duruyorsun. Tarafkirlik. Şimdi bu tarafkir tavırla yapılan nakiller ayrı. Ama gerçekten olayların, Resulullah'ın yaşadığı olaylar onun devrindeki olan olaylardır. Fakat onun devrindeki olan olaylar evrensellik niteliğini taşır. Yani şu bir saniye. Bu konular incelikli konular da, ben de bu konuların uzmanı değilim ama genel olarak bu konuda yani ne olup bitiyor diye şöyle şurayı burayı karıştırdığım için belli bir kanaate ulaşmışım. O kanaati sizinle paylaşıyorum. Geçici olabilir, yanlış olabilir. Siz de düşünün üzerinde. Aklı başında insanlarsınız hepiniz. Resulullah'ın ya da Kur'an'ın referans verdiği tarihi olaylarda bir uygulama sergilemesi yapılır. Ama neyin uygulaması sergilenir? Evrensel kuralların uygulaması sergilenir. Mesela anayasa vardır. Bir de belli dönemlerde kanunlar var. Anayasaya göre çıkartılmış kanunlar var.
Anayasa uzun dönemli olması gerekir. Ama anayasaya göre çıkartılmış kanunlar bu ikide bir değişir. İlave yapılır, değişiklik getirilir veya tam tersiyle uygulamaya konulur. İyi dikkat etmek lazım. Her halükarda bu insan yapısı olduğu için bir temsilden öteye bir değer taşımaz. Ona da dikkat etmek lazım. Her halükarda bir kanun eğer anayasaya göre çıkartılmışsa o anayasanın umumi prensiplerinin o belli şartlarda uyarlanması demektir. Ama prensip ayrıca durur. Sonra o şartlardaki bir değişiklik olunca kanun değişir. Veya tüzükler, yönetmelikler devamlı değişir. Devamlı değişir uygulamalar. Ama anayasa değişmez. Şimdi bazı anayasa değişikliği olabilir bazı yerde. Bu örnektir yani. Yönetmeliklerdeki değişikliklere göre anayasa öyle her 6 ayda bir değişmez. Değişmemesi lazım. Ona anayasa denmez o zaman. Şimdi Kur'an'ın veya Resulullah'ın uygulamalarında iyi dikkat edeceğiz ki evrensel prensip nedir diye soracağız. Kur'an'ın ona Risale-i Nur'da çok güzel rehberlik yapıyor. Makasıdı Kur'an'ı tespit etmeyen bir kimse ne Kur'an'daki ayetlerin evrensel niteliğini görebilir ne de Resulullah'ı yani o Kur'an'daki ayetlerin evrensel niteliğinin mümessili olan temsilcisi ve uygulayıcısı olan peygamberi Resulü anlayabilir. Onun için makasıdı Kur'an'ı tespit etmeyen yani evrensel nitelikleri, evrensel prensipleri tespit etmeyen bir insanın Kur'an okuması da, hadis okuması da tarihsellikten kurtulamayacaktır. Yani anayasaya göre bir dönemde uygulanmış bir kanunun zamanın geçmesiyle o şartlar nesh olunduğu için yeni bir uygulama alanı çıktığında hala o kanuna göre anayasayı yorumlamak ne kadar hata ise bu noktaya dikkat edin. Hala o kanuna göre anayasayı yorumlamak, sınırlamak ne kadar hata ise tarihsellik niteliğini hala muhafaza etmek o kadar hata. Peki nasıl yapacağız bu işi? Problem yani İslam'ın ulemanın geçirdiği dönemlerde yatıyor. Çok tarihe girmek gerekiyor bunda. Resulullah'ın vefatından sonra Cemel Vakası, Sıffın Vakası, Mahrevan Vakası bilmem ne devam etmiş. Birbirlerini öldürmüşler. İnatlaşmışlar. Olabilir. İnsan mı? Olacak. Öyle peygamberden geldi bir mesaj, Allah'ın kelamı geldi diye insan birdenbire melek olmaz ki. Olacak. İnsanlar bunlardan hep taraf tutacaklar, tutmayacaklar, imkan sahibi olacaklar inançlarını hangi alanda uygulamaya koyacaklarına dair Allah yaz yaratıyor, kış yaratıyor, sonbahar yaratıyor, ilkbahar yaratıyor. Her şartta insan kendini o şartlara adapte etme eğitiminden geçmesi lazım. Onun için ben sahabenin ihtilafını hiçbir zaman kötü bir şey olarak görmüyorum. Binlerce insan hayatını kaybetti, bilmiyoruz. Şehit oldular belki, bilmiyoruz. Ama canım insanın ölmemesi şart mı? Ya insanın ölmemesi şart olsaydı, pardon yanlış söyledim. İnsanların öldürülmesi mi gerekir? Ya kardeşim insanların öldürülmemesi şart olsaydı Allah mevti yaratmazdı. Nasıl olsa bu insanlar ölecekler bir zaman. Ama
maktulun durumu, mevtin durumu Allah'ın elindedir. Fakat katilin niyeti onun sorumluluğundadır. Onun için herkes kendine göre bir tavır takınıyor, o tavra göre bir uygulamaya gidiyor. Bunları niye bahsediyorum? Böyle bir aşamadan geçmiş olan, İslam'ın uygulama döneminde peygambersiz bir alanda artık ümmet diyeyim ben ona da, siz ümmetten ne anladığınızı kendinize saklayın. Ümmet bir çalkalanmaya girecek ki nerede ne olup bitiyor bir kavgası başlasın. Şimdi bu siyasi tarafgirliklerin arkasında çok yoğun bir şekilde İslam'a yeni girmiş olan büyük insan kitlelerinin organizesi yatıyordu. Kim bu kitleyi hangi fikrin arkasına, hangi fikri temsil eden akımın arkasına alacak? Yani onun kavgası veriliyordu. İnsanlar iyi niyetli, kötü niyetli bilmiyoruz. Onlara girmiyoruz. Onlarla alakamız yok. Şimdi böyle bir uygulama sırasında İslam'a yeni girenlerin kahir ekseriyeti teşkil ettiği dönemde, ki birinci yüzyıl, ikinci yüzyıl hep öyledir. Ancak birkaç kişi, yani çok küçük bir grup insan ciddi bir şekilde bir inceleme yaparak İslamiyet'e girdi. Yoksa durum o zamanki fiziki, politik durum gereği insanlar Medine'de büyüyen ve İran'ı, Sasani'yi tamamen ortadan kaldıran, Roma'yı yarı yarıya ortadan kaldıran büyük bir güce taraftar oldular. Zaten o ridde hareketleri onun için başladı. Yani tam ikna olmuş olduklarından değil. Bir tarafgirlik vardı. O tarafgirlik gelişmeye imkan veren bir zemin idi. İsteyenler gelişecek, istemeyenler gelişmeyeceklerdi. Yani sırf bir kuvvet çıktı ortaya diye, o kuvvete taraftar oldum diye halis, muhlis, mümin billah olmazsın. Bunu da bilmek lazım. Şimdi bu insanlar genelde zahir perest olmak zorundaydılar. Bunu iyi anla. İmanın özünü, esasını öğrenmek için ona ihtiyaç duyacak bir anlayışa girmediler. Yalnız sahabenin tebliğiyle genel kuralları öğrendikleri için taraftar olmuşlardı. Güzeldi, yanlış değil. Ama efendim ilk işi ne olur? Şimdi de öyle Müslüman olduğunu söyleyin ya da Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen gayrimüslim ailelerden gelen kimseler ilk sordukları soru, ki ben yani her hafta yaşıyorum bunu diyebilirim size. Daha 3-5 gün önce de yaşadım. İşte ben Müslüman olmak istiyorum ama namaz kılmayı bilmiyorum. Daha bakın Müslüman olmak istiyorum, dikkat edin. İslamiyet Müslümanların bazı insanlarıyla tanışmış. Bu insanlar iyi insan kişiler. Zaten Hristiyanlıktan da kimsenin tatmin olduğu yok. Düşünen hiç kimsenin tatmin olduğu yok. Terk edilmiş bir dindir Hristiyanlık düşünen insanlar arasında. Bakma ihtiyarlar ölecekleri zaman kiliseye abone olurlar. Yani oradan ta ki kilisedeki topazlarla, şimdi de biraz İslam dini o hale gelmeye başladı. Bu kişi ölecek de mirasını, evini, mülkünü, onların kendilerine göre bankalarda hesapları var. O hesapları kiliseye bıraksın diye bunlara hürmet eder dururlar. Devamlı araba gönderirler, istedikleri şekilde organizeler yaparlar, çay sohbetleri yaparlar falan. Neye ölmelerini bekliyorlar ta ki mesela bir adam ölüverse onun 1 milyon değerinde gayrimenkulü en az gayrimenkul evini miras alacak veya hibe ettirecek kiliseye.
Niye 3-5 kişiden para toplayayım diye uğraşıp dursun ki? O kişinin 10 yıl kahrını çeker, 1 milyon kazanır işte. Bunun gibi bir grup olsa, 100 kişi olsa, bir kilisenin mensubu ihtiyar, 100 milyon geliri oldu. Daha ne ister ki? Niye küçük işlerle uğraşsın ki? Neyse. Konudan konuya geçiyor. Hristiyanlık zaten reddedilmiş durumda. Düşünen insanların kabul edebileceği bir durumda değil. Bir özellik taşımıyor. Ne yapıyor? İslam'ı alternatif olarak görüyor. Ya da Budizm'i alternatif görüyor ama İslam'ı alternatif görenler de var. Ve çok az da değil, çok fazla da değil ama alternatif görenler de var. Budizm'i alternatif görenler daha çok. Peki, geldi bu kişi bana, diyor ki, yaşadığım bir olay, Müslüman olmak istiyorum ama namaz kılmayı bilmiyorum. Duymuş Müslümanlar namaz kılar diye. Bakın ilk ilgi alanı İslamiyet'in temelleri nedir? Nedir bu dinin yani aslı esası ne? Değil. Yalnız şunu biliyor. İslamiyet kainatın tek bir yaratıcısı var. Bu doğru. Yani öyle oğluymuş, yeryüzüne inmiş, Allah'mış gibi saçmalıklarla ilgisi yoktu. Bu doğru. Bu da o zaman İslamiyet'e gireyim diyor. İlk sorduğu soru, namaz kılmasını bilmiyorum, bana namaz kılmayı öğretir misin? Şimdi bu tip Resulullah'ın vefatından sonra çok yaygındı. Amel eksenli sorgulayan büyük kahir ekseriyet İslamiyet'e dahil olmuş çevre kabilelerin mensupları. Bunlara ne lazımdı? Kurallar lazımdı. Kurallara gelince bu uygulama kurallarını nerede bulacaksın? Bunu anlayın. Tarihi background'u anlayalım arkadaşlar. Nerede bulacaksın uygulama kurallarını? Kur'an'da bulamazsın. Kur'an'da gelen. Amel-i salih de bunu. Bitti. Namaz kıl. Ne demek? Namaz kıl da değil hatta. Ekim-i salah. Ekim-i salatı 100 türlü tercüme edebilirsin. Salat kelimesi, hani bizim namaz dediğimiz kelimenin aslında ısınmak manasına gelen yönü bile var. Yani yok fazla falan değil yani. Bayağı kelimenin aslı, esası ısınmak, bir ateşe maruz kalmak, ateş yakma anlamında değil. Ya böyle yani kendini tam rahat hissedebileceğin bir hal gibi falan anlamları var. Böyle ekim-i salat dediğinde pratikte Resulullah bunu namaz kılmak olarak sergilemiş, göstermiş. Onun için biz namaz diyoruz ama onun özü falan daha farklı bir olay bizim tatbikattaki yaptığımızdan. Peki tatbikattaki yapılan şekliyle nasıl yaptı Resulullah? Nasıl namaz kıldı? Nasıl oruç tuttu? Efendim işte beyaz iplikle siyah ipliğin ayırt edilebileceği zaman nasıl belirlendi falan. Bu konuları pratikte bu tür cahil insanlar ön plana çıkardılar. O zaman hadis nakilleri en önemli konu haline geldi. Hadis ilmi İslam aleminde düşünen veya bu konuya zaman ayırabilen insanların en fazla ilgilendiği alan oldu. Neredeyse 2-300 yıl alim demek en çok hadis ezberleyen, bilen demek oldu. Hadisler fıkhın yani uygulama kurallarının kaynağı olarak kullanıldı. Ki bir anlamda hadis uygulama kurallarının kaynağıdır. Yanlış değil. Yoksa hani salah kelimesinin pratikteki bu ibadet şekli olan namaz kılma şeklinde Türkçe'de tercüme edilen o halin kaynağı Resulullah'ın uygulamasıdır. Evet. Ama meselenin özünden haberi olmayan insanların bu salahta şöyle mi yapacağım, böyle mi yapacağım? Hani komik bir durum anlatılır da sahabe çok yaşlanmış. İnsanlara İslamiyet'i anlatmak için sahabe Mekke'den Medine'den dağılmışlar, gitmişler. Çok yaşlandığı için oturunca dizlerinin üzerine oturamaz duruma gelmiş. Mesela size anlatayım da
bir örnek olarak ona göre siz kendiniz bir sonuca ulaşın. Dizinin üzerine oturamayacak duruma gelince biz Türkçe'de bağdaş kurma deriz ya, bağdaş kuracak şekilde teşehhüde oturmuş. Ondan sonra muş diyorum ama nakilde var bu. Buhari'deki nakilde var. Peki bir gelsin de o da bakıyor ya, sahabe böyle teşehhüde oturuyorsa ve demek ki bu Resulullah'tan böyle öğrendi diyor ve o da bağdaş kurarak okuyor. O ihtiyar sahabe o gencin bağdaş kurarak teşehhüde oturduğunu görünce ona diyor, sen ne yapıyorsun? Dur ben yaşlıyım. Ayaklarım artık beni taşıyamaz duruma geldi. Ben onun için böyle oturuyorum. Sen de böyle oturuyorsun. O da diyor, ben sana baktım öyle yaptığın için ben de öyle yaptım. Bakın bunlar hep çetrefilli konulardır. Böyle üstün kör, ben hadis okudum, hadiste şu vardı, bu vardı diye konuşmak hiçbir insana yakışmaz. Ciddiyete hiç yakışmaz. Çok bu konularda ciddi olmamız lazım. Ama konuyu tamamen pratiğe döken insanlar hadis nakillerini ön plana çıkartmak zorunda kaldılar. Ne oldu? Hadis nakilleri ön plana çıkarınca Resulullah'ın lokal uygulamaları, anayasal değil, tüzük yönetmelik uygulamaları anayasanın yerine geçti. Bunu anlamayan hiç eline hadis vadis anlamaz. Almasın. Hiç bakmasın oraya. Kesinlikle sapıtır. Tüzük uygulamaları ya da yönetmelik uygulamaları anayasanın yerine geçti. Onun için Risale-i Nur'daki İhya hareketini, tecdit hareketini makasıdı Kur'an'ın esas alınması gerekti. Ki yalnız da Said-i Nursi böyle yapmıyor. Başka alimlerden de yapanlar olduğunu duyuyoruz, naklediliyor. Ama Kur'an'ın ve İslam'ın anlaşılmasında vazgeçilmez olan ana prensip olarak tesis eden tek isim Said-i Nursi. Bu devirde veya yaklaşık tarihte. Tek isim Said-i Nursi. Makasıd-ı Kur'aniye'den, makasıd-ı şeriat'tan bahseden çok alim var. Ama İslam'ın anlatılmasında, tebliğinde, öğrenilip öğretilmesinde ana prensip haline getirdiler mi? Parşeli. Yani kısmen. Kısmen getirdiler. Nursi tamamen ikame etti. Nursi de dikkat ederseniz uygulamayla ilgili meselelerde detaya hiçbir surette ne girilir ne de onlar kendisine dert edilir. Ne eski sahip ne yeni sahip. Uygulamayla ilgili meseleleri kendine dert edilmez. Ve o ciltlerce yazmış olduğu eserlerin hepsinde ana prensip budur. Kur'an'ın makasına göre İslamiyeti, Kur'an'ı ve hadisleri pek fazla girmez hadis nakillerine çünkü çok yıpratılmış, yıpranmış bir konu, uygulamada yıpranmış bir konu. Onu evrensellikle o hadis uygulamalarındaki evrensel background'u ortaya koyan çalışma yok. Bilmek lazım bunları. Uygulamayı tarihin içine gömüyor. Tek bir olaya sıkıştırıyor. Yani anayasa yerine geçiyor. Yönetmelik uygulaması. O şartlara göre doğru. Bunu da anlamak lazım. Dini, yani Allah ile ubudiyet ilişkisini fıkhi kurallara sığıştıranlar yanlış yol takip ederler. Dikkat etmek lazım. Peki fıkha uymayacak mıyız demeyin, ifrat etmek yok. Ama fıkhı bir zamanda uygulamaya konulan ve esasları tesis edilen meseleyi hayatımda tatbik ediyorum. Yani beş vakit namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, zekatımı veriyorum.
Ama bunların gerisinde yatan evrensel anlayışı hayatıma tesis ediyor. Yani anayasayı, makasıdı Kur'aniyeyi temel ilgi alanım haline getiriyorum. Bunlar önemli konular. Böyle bir anlayış. Yani hem Risale okuyup hem de fıkıhçı olan çok insan gördüm ben. Olmuyor demek ki. Olmayınca olmuyor. İkişileri bilmiyoruz. Ama tavır olarak bizim bunun bilincinde olmamız lazım. Vakit çok geçti. Soruya da girmeden inşallah bitti diyecektim ama bitirelim diyecektim. Yunus Emre yani o ne oldu ne oldu ne oldu? Alaaddin yazmış başka. Evet, Alaaddin'in yazdığını okuyayım. İki zıt yaklaşım gibi duran tarihçilik de, tarihsellik de tarihselci görünüyor. Her ikisi, her iki tavır ile tavır da Kur'an'ı ve peygamberin temsilini 7. asır şartlarına mahkum olarak algılıyor. Yani 7. asır falan dediğimizde biraz problemli olabilir de yönetmelik uygulaması diyelim. Anayasaya göre düzenlenmiş bir yönetmelik uygulaması diyelim ona. Yunus yazıyor, yani ferdi anlamda anayasanın bir kişiye mensup olması başka bir şey. Anayasa tüzük ayrımını yapmadan lokal faaliyetlerin arkasında cari olan prensipleri ortaya çıkarmadan analiz etmek başka bir şey diye anladım. Evet. Evet. Yani güzel bir tespit. Üzerinde durmak istiyorsan sen konuş. Ben yazılarını anladığım kadarıyla katılıyorum. Doğru diyorum benim anlayışıma göre. Alaaddin son olarak şunu yazdı. Lokal uygulamaları anayasa yerine koyanlar anayasayı usulünce anlama seferberliği yapan çalışmayı bir türlü anlamak istemiyorlar. Burada Alaaddin Risale-i Nur'u anlamak istemiyor insanlar demeye geliyor. Anlaşılıyor. Doğru. Çünkü onların kendilerinin makasıdı Kur'aniye diye bir derdi olmayabilir. Onların bütün dedi Müslümancılıktır. Ubudiyet, Rabbi tanıma, İslam'a mensup olma değil, Müslüman taraftarlığıdır. Bunu kaç defa söyledik bu sohbetlerde. Bütün hastalıkların kaynağı Müslümancılıktır. Müslümanlara tarafkar olmaktır. Müslüman diye bilinen topluma tarafkar olmaktır. İslam'ın hakkaniyetine değil. İslam'ın hakkaniyetini sorup soruşturan bile yok. Biz Müslümanız deyip geçip gidiyorlar. Peki efendim, Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بحرمة السنة.